Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaşım siz de omlet çerçeve yapsınız. Elhamdülillah, rahmet. İşte bir sonraki boyunca savunum var mı? Facebook diye işte eski postları ziyan korup çıkıyordum. Yazmara işte bahs kıyana gansız. İşte Türkiye'deki targibatçı bilen. Etmaksana ki bu narsa demi bir neçe yıldan beri devam etki otken. Şu besimdatlı boyunca ulamalar ana kadar hüküm çıkarışken, mesela Ahmet ile cemaatine dediniz ki, kafir cemaat hesaplanadı, ulege kız bir bu miydi digendiyiz. Bulege kanaka, bule ahli bidat hesaplanadı mı, yok ki bulem küfür geçişken mi? Mesela, o şey adış mesela 5 vakit namaz diyen farzını inkar kılgen bir videosunu hem iş duydum adış mesela. Yani 5 vakit namaz Kur'an'da yok, dua kılış gerek, bir nasıl degen gepler. O şey bu lege ne mi? Bu lege kanaka muamele kılış gerek. Bu lege ahli bidat mı yok ki küfür mü? Şunali. Sünnet inkarçıları özü uşa Ahmadilerden tuğulgen cemaat. Ahmadilerden kep çıkan. Bunların hem teşkilatçıları uşa Çakıralavi degen bir adam. Bunu uşa Gulam Ahmet Kadiyani'nin tarikatının davamçıları bile elindi. Bunlar rasmileştirişken sünnetini mutlaka inkar kıpaya koygen o. Şimdi Ahmadiler hem sünnetini inkar kılamız demeydi özü. Sünnetini deydi, Kur'an'ı sap görmemiz deydi. Doğru ki ise alamız, umumuzda taşıyemiz deydi. Bukhari'ni hadislerden inkar kıptı şey yaptı. Bukhari'ni. Hadis, Kur'an'ı kemiği, doğru kemiği yaptı ki deydi. Neticede görseniz, soruşturseniz, uzu, onu aklıge doğru kemiği gen buladı. Aslı Bukhari'deki hadisler Kur'an'ı doğru keledi de, bir adamla aklıge doğru kemese, o doğru kemiği de gelmez. Kudüs'ün singeri, ular, Ahmediler, vahiyini dava okuyken. 10 minte vahiy geldi degen. Gulam Ahmet Kadiyani özüge 10 min tevahiy kegen eken. Kop narsalarını hullas davasını kıyan. Lekin şermendesini çıkartta şaşkayan uzun davru diyen. Vabadan ölgen, ahlatını üstüde ölgen. O adamlar dünyanın özlüyen neticesini körgen. Ondan ki ingi sünnet inkarçıları endi turları kop bularını. Biz muayyen bir şahske, sen kafırsan, deyiş hakkı egemezmiz. Ulamalar Ahmedilerini kafir deyip ilan kıyın. Ahmedilerden kep çıkan sünnet inkarçıları. Eğer zaruratiye dinin zaruri meselelerini inkar kısa kafir boladı. 5 vakit namaz yok diyorsa kafir boladı. Ve sahih sahihliği de ittifak bugün hadislerini inkar kılsa küfür ihtimali cüde katta boladı. Mutavatır hadislerini inkar kısa kafir boladı. Ular zaten Müslümançılıkını özleri tokup çıkarken Müslümançılık. Bularını uşa Ahmadilerini kafir değişlik içige koşken köpçülük. Ulamalar, sünnet inkarçıları zaten Ahmadilerden payda bugün adamlar. Özleri inkar kılsalar hem. Tagi şu. Sünnet inkarçıları eğer sünnetini tole toksi inkar kılsa kafirliği de şubha yok. Lekin iştihat bilen bana bu hadis doğru kemi yaptı dese onu fasık deyiladi, ahli bid'at deyiladi. Şunun için muayyen şahslar hakkında biz bilmeyimiz. Onu biz kazı emasmiz. Lekin aniq o şey inkar kılıçligi zahir bo'lgan adamlar bo'lsa ular musulman emas. Bunu Abror Muxtor Ali e'lon qilgan ish emas ki bu. Ko'pchilik har xil gaplarni gapirishadi-da Abror Muxtor Ali uni kofir buni kofir deydi deb. Ben kayıdı kafir dedim. Kim mi kafir dedim? Hani Jack Queen'i aldı ki yalanı borgen bitti. Şarapsız hatun borudu. Şu ayeti yaptı. Ne de yaptı? Ateistler hem huda değildi ki deydi. Ateistler huda derken. Seviyeni kanay. Ateistler huda derken. Bunun kanak huda derken ateist. A teist. Özbekçesi ki huda yok de gelin. Xudo yo'q deydigan odam xudo derken. Ashunaqa saviyadagi odamlar, ya'ni sunnat inkorchilari ham shunaqa tushunchadagi odamlar. Ular ham dinni o'yin qilib olgan, siyosiy harakat qo'llab-quvvatlaydigan Angliya, men qiziq hayron qolaman. Angliya hammasini to'plab olgan. Hammasini to'plab olgan. Hizbi ham o'sha yerda, salafisiga ham bemalol Amerika'da masjid kuruluyordu. Bizden Müslümanlar idaresinden, ulamalar kengesinden bir cemaat barıp
o'shatdagi birodarlar bilan bir yangi masjidiga tamal toshi qo'yib kelishdi. Poymol toshi degan bitta bola bor Amerikada, poymol toshi. O'sha masjidni buzilganligida xursand bo'lib post qo'yib qo'yibdi. Shularga Amerika yo'l beryapti hammasiga, chunki ularni qo'llab-quvvatlaydi. Musulmonlar orasida qancha ixtilof bo'lsa, janjal bo'lsa, to'polon bo'lsa, ularning kemasi, ularni tegirmoni yaxshi yuradi. Shuning uchun sunnat inkorchilari juda ko'p narsani inkor qiladi. Hatto o'sha siz ishora qilgan odam la ilaha illalloh bilan musulmon bo'ladi, Muhammad Rasululloh kerak emas degan. Muhammad Rasululloh kerak emas degan. Astagfirullah. 200 ta narsa Qur'onda yo'q deb kitob tarjima qilgan. O'zi ham qo'shgan ularni ichiga. Qur'onda yo'q bular, 200 ta narsa degan. Qur'onda yo'qmi? Uni xulosasi. Ha, yo'q. Ha, demak bunga amal qilish shart emas degan. Qur'onda yo'qmi? Ha, buni man qilishlik joiz emas. Qilav amal qilaveramiz degan. Shunda birinchi inkor qilgan narsasi shu. La ilaha illalloh Qur'onda bor, Muhammad Rasululloh yo'q deydi. Ha, Qur'onda Muhammadur Rasululloh والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قرآن ده آيات تربطه لكن اون انكار قيبت يو بو بارده ديدي مسلمان بولشلق وچون محمد رسول الله كريم است ديدي كين ما اونجا سوال بيردم اوشنجا بلكي كورگندر سيز رد ديه ديگن الله ده پستم بار اوشا پست ده سوال بيردم خب قرآن الكريم ده نساء سورسه ده الله سبحانه وتعالى 14 ta ayolni sanaydi. Musulmonlar uchun 14 ta ayol mahram hisoblanadi. Ular bilan nikohlanib bo'lmaydi. Ya'ni nikoh yurmaydi ularga. Birinchisi ummahatukum degan. Onalaringiz bilan nikohlanish joiz emas. Va banatukum degan. Qizlaringiz bilan joiz emas degan. Va akhawatukum singillaringiz, opalaringiz bilan joiz emas. 14 tani sanagan. Xo'p. O'sha oyatda nabira yo'q. Nabira yo'q. Sizni mezoningiz bo'yicha, juda madaniyat bilan gaplashib aytayapman unga. Sizni mezoningiz bo'yicha Qur'onda yo'q, demak amal qilaveramiz biz degan mezoningiz bo'yicha Qur'onda nabiraga uylanish harom degan gap yo'q. Uylansa bo'ladimi deyapman. Ozodlikda bahsimiz bor bizda. Desam javob qaray. Bu juda oson deyapti. Ha, bu juda oson deb boshladimi? Demak, dovdirayapti, bilavering. Bu juda oson deyapti. Xo'p. Nabira bilan nikohlanish jirkanch narsa, uni aql topa olaydi. Shuning uchun Alloh taolo uni zikr qilib o'tirmadi deyapti. Qur'ondan aytib o'tirmadi. Bizni aqlimiz bor-ku deyapti. Aqlimiz bormi? Ha, nabiraga uylanish zotan noto'g'ri ish-ku. Uni hamma biladi-yu deyapti. Kimga savol beryapman? Onaga uylanishchi, onasi bilan er-xotin bo'lishchi. U ham jirkanch ishmi? Insonning aqliga ya'ni to'g'ri kelmaydigan ishmi? Ha. Nimaga onani zikr qilyapti? Hurrimat alaykum ummahatukum deyapti. Sizlarga onanglar nikohi harom qilindi deyapti. Onani sanayapti-yu. Desam bo'ldi, makmakak, makamakak o'shandan biri menga dushman u. Meni nomimni eshitsa rangi o'chadi, oyoq qo'li qaltiraydi, og'zi qurib qoladi. O'sha mana shu bahsdan keyin, tamam. Demak, u odamlar aqli mezonini hammadan ustunman deb biladi-da, lekin aqli sayoz ateistlarga xizmat qilishlik uchun chiqarilgan odamlar. Ateistlarning guruhida bahs qilyapti, o'sha kirib olib, ateistlar aytayaptiki, "Ve tan berdik, siz bizga juda kerak odam ekansiz", deyapti. Ateist Ateist qo'llab quvvatlayapti uni. Demak, ular zotan musulmonlarga qarshi chiqarilgan muxolif jamoat. Endi muayyan shaxsni kofir deya olmaymiz, lekin sunnat inkorchilari musulmon odamlar emas.